Herkese selamlar dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Canlı yayında birçok arkadaşımız Fibonacci'yi sordu. Video çektik. Anlamayan arkadaşlarımız olmuş. Daha detaylı bir video isteyen dostlarımız var. O yüzden ikinci bir Fibonacci videosu çekiyorum dostlarım. Canlı yayında anlattığımda "Aa böyle miymiş?" diye dostlarımız bize geri dönüşler sağladı. Canlı yayınlarımıza savur yani Ramazan boyunca arkadaşlar sonra kadar canlı yayınlarımız var. Katılırsanız güzel paralar kazanabilirsiniz dostlarımızla 200-300 kişiyle arkadaşlar güzel paralar kazanmaya devam ediyoruz. Bilginiz olsun canlı yayında canlı canlı trade yapıyoruz. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar konuyu fazla uzatmayacağım. Fibonacci nedir? Bizim yaptığımız Fibonacci ayarları neden geleceği gösteriyor veya tam dönüş noktaları neden bize verebiliyor? Arkadaşlar bunu çok 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 fazla detaylı bir şekilde araştırmasını yaptım. Ve yaptığımız işlemler doğrultusunda da gerçekten güzel bizlere sonuç verdi Fibonacci. Şimdi bakın herhangi herhangi bir tane kripto devamlı takip ettiğim kripto paralar arkadaşlar bunlar benim. Bir tanesine Megic'e tıklayalım. Şimdi Megic'e tıkladığımızda günlüğe bakıyoruz şu anda. Günlükten başlayacağım geri geri geleceğim arkadaşlar böyle bilginiz olsun. Ayarları da arkadaşlar tekrardan göstereceğim. Ve videoyu baştan sona izlemezseniz birçok püf noktayı kaçırırsınız. Aa ondan sonra ben yapamadım. Aa terste kaldım. Aa işte senin dediğini yaptım ama olmadı diye Gelenler olur. Ben de derim ki kardeşim eğer benim dediğimi yapsaydın demek ki tam izlememişsin derim ben o arkadaşımıza. Şimdi gelelim işte günlükte bakalım arkadaşlar. Diyorlar ki Fibonacci hangi fitiller arasında çekeceğiz, nereye koyacağız, nasıl yapacağız diye soran çok arkadaşımız var. Şimdi arkadaşlar Fibonacci'de olay şudur. En dip noktadan normalini bahsediyorum en üst noktaya kadar getirirsin. Ha dersin ki bu bunlar bunun arasında falan takılıyor. Buradan geleceksin, şuradan çıkacaksın gibi gibi. Bizim Fibonacci'miz öyle değil arkadaşlar. Bizim Fibonacci'mizde o kadar fazla sayı var ki milletin kafası karışıyor. Bunlar için de bir çözüm getireceğiz. İlk başlık dediğim en dip noktayı bulacağız arkadaşlar günlükte. Bakın en dip noktası burası mesela. Burada yükselişe geçtiği anı yakalayacağız. Bakın bir tane fitil var sonra ikinci fitilimiz var tamam mı? Bu ikinci fitili tutacağız. Bakın bu ikinci fitil arkadaşlar ikinci fitil bizim için önemli bir fitil arkadaşlar. İkinci fitil bizim için önemli bir fitil. Neden? İkinci fitilin üçüncü fitille başladığı nokta tam bu noktası arkadaşlar. Bizim Fibonacci'yi getireceğimiz nokta. Günlükte bahsediyorum. Yavaş yani şöyle geri saralım. Fibonacci'mize tıkladık. En dip noktayı geldik seçtik. İkincinin başladığı nokta tam burası oluyor. Tık koydum değil mi? Ne demek istiyor burada? Bak sen en dipte başladın. Yükselen trendi gördün. Yükselen trendin ikinci fitilli. Yani bunu yükselen trendin birinci fitili diyebiliriz arkadaşlar. Birinci ile ikincinin tam bitiş noktası. Yani tam burası arkadaşlar. Yani daha yakınlaştırmama gerek var mı bilmiyorum ama. Hani şu nokta bu nokta arkadaşlar. Bu noktaya gelip biz sıfır noktasını koyuyoruz. Sıfır noktasını bu noktaya koyduğumuzda bakıyoruz ki wow gerçekten de bu noktalardan dönmüş. Ve Megit şu anda tam bir al bölgesinde arkadaşlar. Evet Megit şu anda tam bir al bölgesinde. Megit'e düşük x'li bir long pozisyonu direkt anlık olduğu yerden açabilirim. Beklediğim nokta 1.45 Bakın stop kısmımı da benim her zaman %20 olacak şekilde ayarlarım arkadaşlar ben bunu. Şurasına 6x, 5x de ben bunu long açarım. Hemen geliyorum Megice. Borsamıza giriş yaptık arkadaşlar. Hemen ben bunu VIP grubu da vermek istiyorum. Şöyle Telegram adresimizi de açalım. Ve ücretsiz olarak Telegram'da da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakın bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte nasıl bir etkinlik arkadaşlar? Ee, her kazandığımız... %50. de. Mesela giriş fiyatımızı ben sizlere söylüyorum veya gösteriyorum arkadaşlar. Atıyorum işte bakın burada ne kadarla girmişim? 2000 dolarla girmişim. İşte ne kadar? Yüzde kaç kazanmışım? Yüzde 82 kazanmışım. Bunun yüzde 50 roisini sizlere veriyorum arkadaşlar. Atıyorum 2000 doların yüzde 50'sine kadar 1000 dolar civar bir şey. Onu sizlere direkt hediye olarak veriyorum. Ama şartımız ne? Burada zaten belli bir şartımız var. Buna katılırsanız sevinirim. Herkese dağıtıyoruz arkadaşlar. Şu anda baya baya kişiye de dağıttık. Dağıtmaya da devam ediyoruz. Şimdi gelelim hemen VIP gruba. Şu işlemi de verelim. Onlar da yararsınlar. Hemen. Megich, Megich Long X5. Giriş. Girişimiz 109 arkadaşlar. Hatta şu anda 99.92'de. 99.92 diyebiliriz biz buna. TP maksimum 145.71 diyoruz. Stop kısmımız ise 93.46 olarak yayınlıyoruz arkadaşlar. Şimdi neden? Arkadaşlar burası golden cross diye geçer tamam mı? Yani altın noktası diyerekten. Yani bizim buraya geldiği anda Bakın buraya geldi. Allah Allah. Niye yapışıyor bu muz? Buraya geldiği anda arkadaşlar tekrardan yukarıları test etme olasılığı var demektir bu. Bakın buraya geldiğinde tekrardan yukarıları test etme olasılığı var diyoruz. Şimdi arkadaşlar peki bunu nasıl anlayabiliriz? Daha önce test etmiş mi? Bir dakika dur yanlış seçtik. Ey Allah'ım ya. Mesela ne zaman yapmış bunu? 23 Ocak'ta. Ondan sonra ne zaman geldi? 3 Şubat'ta. Yani arada 23 Ocak 31 6 7 10-11 gün falan var arkadaşlar arasında. 10-11 girdi. Yani bu tarih aralığına gelmiş oluyor. Ya bu da bizim için güzel mi? Evet çok güzel bir şey arkadaşlar. Hatta şöyle yaparsak daha net olur. Aynen 11, bu 11 günde arkadaşlar bu tarih aralığında %45'lik bize bir kar oranı bırakmış kendileri. E biz buna 5x girersek arkadaşlar %250-225'lik bir kar oranı demek. E 100 dolar attın sen buna. 225 dolarla işlemden ayrıldın demektir arkadaşlar bu. Hatta şöyle 100 dolar attık demeyelim. Gerçekten 100 dolarlık bir işlem açalım arkadaşlar şuna. Büyütelim şunu. Magic anlık olarak 100 dolar 5x onayla longumuzu alalım. Şimdi emirlere gelelim. Şöyle bir düzenleyelim şunu bir. TP stop noktamız kaçtı? 930 şey ama yazamadım. 46 132'lik bir stop oranı yapıyor arkadaşlar. İdeal. Maksimum TP'miz de 145 71. Bu da dediğim gibi %226'lık bir TP oranı yapıyor. Bu da 100 dolardı. 226 dolar yapıyor arkadaşlar. Güzel mi değil mi? Artık size bırakıyorum bunu da. Hani bu long pozisyonunu bakalım Taşıyabilecek miyiz yoksa stop mu olacağız? Hepsini zaten ben ilerleyen zamanlarda Telegram'dan göstereceğim. Hani bunu da kaydedin arkadaşlar. Hatta şöyle yayınla yapayım ben bunu. Video fikri görüşü belirlet. İki yayınla. Medich Long X5. E, 20.03 Fib videosu içerisinde açıldı. İlerleyen zamanlarda bakılacak. Tamam. Hı? Devam et. Alış. Özel anlatım, ya, analiz, tamam. Kişisel fikrim, yayınlayayım. Bu kendime özel olduğu için arkadaşlar bir tek ben ve paylaştığım insanlar görebilecek bunları. Hani şöyle bir paylaşayım kendimle. Ne oluyor lan? Tamam, böyle kendime atayım. Tamam, böyle bastığımızda drink diye gözükeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum. Hani ilerleyen zamanlar günlük olarak açtık arkadaşlar bunu bilginiz olsun. Bakalım %45'lik TP oranımız gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi dostlarım birkaç tane daha örnek yapmak istiyorum. Tek bir örnekte kalmak istemiyorum. Günlük 4 saatlik ve 1 saatlik olarak gideceğiz arkadaşlar. Bakın günlük böyle. Hemen derler ki şimdi buna bakmışlardır. Hemen şuradan herhangi bir coin'i seçtim. Bakın gittim aşağı doğru bir coin seçtim. Mesela ar. Bakın arı günlükte nasıl yapmışız arkadaşlar? Nereden gelmişiz? Bakın buradan çıkmışız. İkinci fitil. Bakın birinci fitilimiz günlükte. Tık yükseliş. Dönüş noktası neresi arkadaşlar? Tam nokta. Ve Arda biz çok güzel bir para kazandık. Hani biraz daha beklesek %36'lık bir oranla ayrılabilirmişiz. Her neyse arada yaptığımız için geçiyorum. Bakın size bakarak seçiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan sonra yapmak. Her şeyde var görüyor musunuz? Bakın her şeyde bir e, pozisyonlarımız var. Şöyle LRC'yi kapatalım silelim. 4 saatlik diyelim buna. Bakın ne demiştim? yükselen fitil yani buraya koyacağız. Geldik en düşük burası. Geldik. Ama bak LRC çok yükselmiş. Ona buralardan falan göstermemiz lazım. Bakın Bir olmadı. 2 çok geçti, değil mi? Ve kafanıza göre de koyamazsınız arkadaşlar. Her zaman bir ikinci fitilin bitiş noktasına koymalıyız lazım. Ne oldu? Tam noktası, değil mi? Tam noktası Neden şimdi burası? Ee sen daha demin dedin ki ikinci fitil. Arkadaşlar, bazen yükselen fitillerde yükselen grafiklerde bunun ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bakın tamam yükseldi. Bunu da TP verdim bize. Evet TP verdi. Hatta şunu şöyle sileyim tekrardan göstereyim. Bakın ilk dediğim olay. Dönüş sağladı mı oradan? Evet sağladı. Artık yeni bir grafik oluştu. Bir dönüş sağladıysak bundan sonra tekrardan yeni bir grafiğe geçmemiz lazım arkadaşlar. Aynı grafikte kalırsanız riskli olur sizin için. Bakın tam tam yerleştirdik. Her şey şu anda tam. Ve dönüş noktamıza bakar mısınız? Tekrardan en üst noktası yani Fibonacci. Dönmüş ve nereye kadar gelmiş? Yüzde kaçlık bir düşüş sağlamış mesela? Yüzde 18'lik bir düşüş sağlığı. Sen buna 10x, 5x girsen %180, %190'lık bir kar elde etmiş olursun otomatikman. Şimdi yeni bir grafik oluştu değil mi? Burada yeni bir grafik oluştu. Düştü, tekrardan yükseldi. Şimdi biz bunu siliyoruz. Düşüş noktamız burası oldu artık arkadaşlar. Geldi, aa gene kaldı. Hayır. Yükselen trend neresiydi arkadaşlar bizim için? burası. Yükselen kanalımız ne zamandı? Burası. Bakın. Burada yükselen kanal oluşmamış. Yani trend oluşmamış. Kanal demeyeyim. Burada oluşmuş ve ikinci ile birinci ile ikincinin bitiş noktası arkadaşlar. Her zaman buraya tık diye koyuyoruz. Bakın mesela. Yükselmiş mi? Evet yükselmiş. Golden Cross'una gelip aşağıya salmış bu sefer. BTC'den dolayı. Bunlar da genelde arkadaşlar hani 4 saatliklerde Golden Cross pek fazla önemli olmuyor ama günlüklerde Golden Cross çok 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 önemli oluyor arkadaşlar. O yüzden ben Megice şu anda Long Cross'tan açtım. Şimdi peki düşüşü nasıl anlayacağız? gelin. Bunu bakın kameramı kapatmam gerekiyor. Söylememem gerekiyor ama olsun gene de. Şurada ölçeği ters çevir var tamam mı? Burada ölçeği ters çevir var. Ne oldu? Grafik ters çevir. Burada da yükselişin tam tersi düşüş yapacağız arkadaşlar. Bakın burada düşüş yapacağız. Yani ne bu koyun? LRC düşüşünü tamamlamış gibi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın düşüşünü tamamlamış gibi. Buradan yükselme potansiyeli var. LRC'nin buradan yükselme potansiyeli var. Bilginiz olsun. Hani e, ölçüye tekrardan ters çevirelim. Hani buradan LRC'nin bir yükselme potansiyeli var. Burası güzel bir destek bölgesi arkadaşlar. Hemen yazalım. Metin. 20.03 tip videosu. E, güzel bir destek. Bu destekten yükselmesini bekliyorum. Bakın ekledik. Bakın güzel bir ekleme yaptık. Şimdi tekrardan şöyle size bakarak herhangi bir kripto parada bir saatliğe bakacağız arkadaşlar. Neymiş bu? Astra. Astra bayağı düşmüş. Bayağı iyi düşmüş. Astra güzel yerde şu an. Bakın burada yeni şeyler olmuş. Bakın mesela e, burada nasıl yapabilirsiniz? Direkt buraya koyabilirsiniz. E, Astra dersin ki işte 12. 86, 865'ten 144'e gelme olasılığı var. Bakın bunu diyebilirsiniz. Ya da dersin ki Astra ne yapmış? Bak buraya koydum. Çünkü güzel fitil buraya koyarsan o uçar gider. Gerek yok. Böyle iki fitil görürseniz arkadaşlar bakın. Günlükte farklı yaptık. 4 saatlikte farklı yaptık. Şu anda 1 saatlikteyiz. 1 saatlikte değilmişiz. 4 saat değilmiş. Heh, şimdi oldu. Dur. Bakın saatliğe geldik. Koyduk. Aa dedi ki saatlikte doldurmuş. Astra short olur. Bakın. Astra kısa vade short olur. Nereden gireceksin ona? Buradan gireceksin. Şurada tpn alacaksın. Stop'unu da şöyle 20x olarak yazacaksın. Buna metin yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz ama şuraya bir metin yazalım. 20.03 fit videosu astara short pozisyonu saatlik bir bakımında. Tamam mı? Saat kaç? 13.53 saat. Tamam. Saatimizi de yazdık arkadaşlar. Şöyle yaparsak da daha net anlarız. Daha şöyle 13 53'e getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Böyle kalsın. Şuradan yaparsak. Tamam. Şu anda 13.53 oldu. Tamam. Çok iyi. Hani bu şekilde arkadaşlar işlemleri açacağız. Anlamadığınız bir yer var. Büyük ihtimalle anlamadığınız bir yer kalmamıştır diye ümit ediyorum. BTC'ye tekrardan çıkalım. BTC'ye günlükte bakalım. Burada bir çanak formasyonu var arkadaşlar. Şunu şöyle biraz daha düzgün çekelim. burada ters çanak kul formasyonu var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani onun da bilgisini verelim sizlere. Burada benim maksimum beklediğim hani ana bölgesi olarak 50 bin dolar. 50 bin dolar arkadaşlar. Doğru söyledim. 50 bin dolara kadar bir düşüş. Orta vadede 55 bin küçükte de 59 bin bekliyorum arkadaşlar. Gelmedi 59 bin, 60 bin 700'den döndü arkadaşlar kendisi. O yüzden yapabilecek bir şey yok. Şu anda 60 bin 700 ideal bir yer. Bakalım şu anda da bir yükselişimiz var zaten. Hani bundan da bir TP aldım ben bilginiz olsun. Güzel bir parayla girmiştik dün akşam. Hatta şöyle göstereyim tekrardan göstereyim. Yani giriş noktam neresi? 61 bin 796, 63 binde bir TP aldık arkadaşlar. Şu anda tekrardan 63 bine geldi. Ee, giriş noktamızdan zaten yine güzel bir noktaya geri geldi. Hani bugünlük bu kadar kadardı dostlarım. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Hani e, daha diyecek başka bir şey kalmadı. Bu kadar yani. işte Fibonacci videosu budur arkadaşlar. Dakikalıkta kullanmıyoruz. bir saatlik, 4 saatlik ve günlükte kullanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayarları göstermeden hemen ayarları da göstereyim. Şöyle ayarları sizlere göstereyim. Durdurun arkadaşlar. Bunu durdurun telefonunuzda veya başka bir şeyde ekleyin. Oradan yapabilirsiniz. Bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay. Canlı yayınlara herkesi bekliyorum. Telegram'a özellikle herkesi bekliyorum arkadaşlar. İşlem açarak paralar kazanabilirsiniz. Güzel paralar dağıtmaya da devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.